Şu anda bir mağara girişindeyiz. Muhtemelen yeraltı yapılaşması olabileceğini düşündüğümüz bir alandan kayıtımıza başlamış durumdayız. Şimdi giriş kapısına baktığımızda şu nişlere baktığımızda tabi yıkıntılar tahripler, doğal afetler sonucunda olan şeyler. Buralarda nişler var. Bakın bu şekilde gidişler görünüyor. Şu anda bilmiyorum ne kadar gidiyor, nereye gidiyor. Sadece girdikten sonraki görmüş olduğum alanlar. Ülkemizde özellikle İç Anadolu bölgesinde bu tip yapılaşmalardan çok fazla. Diğer illerimize göre İç Anadolu bölgesinde neredeyse her ilde, her ilçede bu alanlardan görebiliriz. Şimdi konuya da alıyoruz. Şöyle giriyoruz. Mesela bakın bir giriş daha. Şunu söyleyebiliriz. Bu alanlar sadece Bizans demek, Roma demek veya daha öncesi demek mümkün değil. Çünkü şu anda ben geldim. Benden sonra siz geleceksiniz ve sizden sonrası bir başkası daha gelip buralara girip gezecektir. Bu şekilde düşünmek gerekir. Şimdi bu alanların oluşumları ilk dönemlerden düşünün belki de diyorum ya 2000-2200 yıllık bir geçmişe sahip bir alandır. Bu görmüş olduklarınız. Ve zamanla özellikle bizans döneminde çok fazla geliştirildi yani Roma'nın Bizans'a yani kendi devlet kendi insanına yapmış olduğu zulüm yani Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde bu alanlarda ibadetlerini yapmak için oluyordu şu anda giriş ve şu noktaya ulaştığımda bu alanın bir yeraltı yapılaşması yani bir yeraltı yapısının olduğunu anlayabiliyoruz şu an diyorum ya ilk defa giriyorum daha buraya bile geçmedim Tek görmüş olduğum şey şuradaki girişti. Bu şekilde bu tarzda bu alanlarda bulunmak, bu alanlarda görmek, şuradaki görüntü, buradaki hava gerçekten farklı. Hoşuma gidiyor. Bazı insanlar diyor ki sen psikopat mısın gibisinden bir görüntü. Ben sadece tarih alanları seviyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani o insanlar yapmak istedikten sonra neler yapabildiğini görebiliyoruz bakın Normalde bir kuyu varmış Tepe noktasında kuyu tam da şu noktaya yani şu görmüş olduğunuz kısma geliyormuş ama ne yazık ki şu görmüş olduğumuz şu anki ışığımızın olduğu noktadan burayı e, şurayı kırdıktan sonra Tepe noktadan çökmelerin sonucunda görmüş olduğunuz gibi burası yıkılmış durumda şöyle bakalım Buralarda irili ufaklı mağaralar. Şu da başka bir alana giden küçük bir sürünmemiz gerekecek alan. Şimdi önce içeri bir kontrol edeceğim. Eğer gidebilecek nokta varsa içeri kadar gidip bu alanı net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Belki buradan başka bir odaya, başka bir odalaşmaya gidebilir. Şu alana bir ilerleyişimiz olursa bakacağız şimdi. Evet fazlalıklarımızı çıkartalım. Şimdi burası gül yüzüğüne deminki girişteki gördüğümüz alanla bağlantılı. Ben yine de evet burası çok damlıyor arkadaşlar. Şu anda tepemizden e, üzerime damlacıklar düşüyor. Burası bu şekilde anlamış olursunuz. Şimdi bu anda bu e, mağarayı gördük. Bir yeraltı yapılaşmasını gördük. Bir yeraltı anlayışı bu bölgede olduğunu da gördük. Şu anda bizim yapmamız gereken bu bölgede bir yeraltı yapılaşması var mı, yok mu? Yani açılmış, açık içine girebildiğimiz bir alan var mı, yok mu? Bunu araştıracağız. Bu bölge dedim ya tarihi bakımdan önemli bir bölge. Şöyle baktığınızda bayağı bir uzun büyük bir mağaraya benziyor. Şöyle uzatalım ışığımızda. Demin ki gelmek istediğimiz alan şu alandı. Yani şu noktayı gördük biz oradan. Burayla tek bir bağlantılı alanmış. Yani girip gezmiş olsaydım o alana inmezdik. Şurası da havalandırma demekki alanla bağlantılı kısım. Evet, şimdi çıkıyoruz. Diğer başka bir alana. Şu görmüş olduğunuz yapıyı yapan insanların sadece bu alanı yapmadığını biliyoruz ve başka alanlarda neler var onu görmek istiyoruz. Aynı şekilde hemen 10 metre doğu yönündeki bir alan. Görmüş olduğunuz gibi Burası bir yaşam alanı dedim ya. Anlayışlar var. Bakın burada bir kuş var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Muhtemelen kuş yavrusu Hiç görmüş oldunuz. Uşmay belki yeni öğrenmiştir. zarar vermerek bakın yanına kadar yaklaşabildik şu anda hiçbir zarar vermeden onu rahatsız etmeden geri çıkalım burası havalandırma deliği ve bu alanda aynı burası da tepe noktadan yıkılmış durumda buranın bir geliş yolu şöyle bakalım buradan da yan taraf kapalı olan alanlara şunu net bir şekilde söyleyebiliriz bu bölgede birbirine geçmeli yani şöyle çizersem şöyle çizersek şu görmüş olduğunuz bir mağara varsayarsak buradan bu tarafa bir geçiş burası bir mağara buradan bir tünel ve diğer mağara yani tüneller birbirleriyle birbirlerine evleri bağlamış durumdalar. Çünkü baktığımız yön diğer girmiş olduğumuz mağaraya giden bir kol. Evet. Diyorum ya buralar insanların yaşamlarının olduğu alanlar. Ve görmüş olduğunuz gibi girişler tam tepeden kayaların zamanla kendilerini bırakmasından dolayı uçup gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu alanlar eski insanların yaşamış olduğu alanlar. Şu an içeri giriyoruz. Diyorum ya. Bakın tepesi tamamen yıkılmış durumda. Şöyle bakın. Bakın küçük küçük odalara ayrılıyor. Yani o insanlar bu alanda yaşıyordu. Yani Türkiye'de şunu söyleyebiliriz. Net bir şekilde söyleyebilirim hatta. Şöyle bir bakmak istiyorum içeriye de. Evet. Şöyle gördüğünüzde oturma alanları Böyle küçük küçük nişler. Burası son dönemde özellikle Hristiyanlığın yoğun bir şekilde yaşandığı alana daha çok benziyor. Tabii ki de daha öncesi var ama özellikle Hristiyanlığın yoğun bir şekilde. Bakın havalandırma deliklerinin halini görüyorsunuz. Zamanla insanlar işte çocuklar düşer, hayvan düşer düşüncesiyle o alanlara bu alanların tepelerini kapatıyordu. Yani bu alanda olmak, şu görüntüler olmak gerçekten anlatılmıyor arkadaşlar. Yani eski insanların yapmış olduğu her şey ayrı ayrı güzel. Burada yaşayan insanla diğer girmiş olduğumuz alandaki insan aynı değil. Şu anda izleyicilerin neredeyse hepsi farklı insanlar. Yani böyle düşünmek lazım. Bu alanlar hepsini farklı farklı insanlar yaptı. Farklı farklı insanlar yaşadı. Dönemsel olarak farklı medeniyetler yaşadı. Ve baktığımızda zaman geldi ve bizler de bu alanlara girme kısmetimiz oldu. Diyorum ya tepeden çökmeler tabii ki de risk artık çökmelerden kaynaklı olarak. Bakın buradan derine doğru giden bir tünel daha mevcut. Deminki alanla aynı nokta. Deminki içeri girmiş olduğumuz olan var ya bakın. Sadece küçük bir odayla diğer tarafla bağlantılı olan bir kısım. Yani toprağın altında yaşamak. Yani yıllarca, günlerce değil arkadaşlar, bir gün değil. Yıllarca yaşıyorsunuz. Ve hayatınız bu görmüş olduğunuz alanda geçiyor. Değişik bir yaşantı ve şu anki e, modern dünyaya göre gerçekten ilkel bir durum. Odadan odaya dedim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Karşıdan girdik. O tarafa geçiyor. O taraftan bu tarafa. Buradan diğer odaya. Büyük büyük mağaralara giriş yapabiliyorsunuz. Evet. Burası da bu şekilde. Yani anlatmak istediğim insanların yaşamları mezarları ve gerisinde bıraktığı izler. Bu içine koyduğumuzda burada yaşıyorlarsa mezarlıklar da burada olacak. Burada yaşama sebepleri de su olması. Akabinde burada savunma yapabilecekleri bir nokta yok. Aynı zamanda bu alanlarda bir de savunma şehri yani yeraltı şehri diye bahsettiğimiz olası bir sıkıntı, savaş, istila ve benzeri olaylarda sığınabilecekleri veya kış ayları özellikle kış aylarına sığınabilecekleri alanlar yapmak zorundalardı. Şu anda onu göremedik. Rutin e, mağara gezileri tarzında bir alan oldu. Yaşam yerlerini gezdik. Dediğim gibi o alanlara da bakacağım. O alanları da arayacağım. Bulabilirsem video halinde sizlere de paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.